Mecmuayenin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müsaafenlerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde katkısı olanların, bu cami-i şeriften güzeran eden emme hutaba müezzin kayyum-i cemaat-i müsliminin, bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, suleha, şüveda, mümina, tüm geçmişlerimizin ervaşı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ömer'e hitaben bir cenaze vukuğa gelmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden Rukiye vefat etmiş. Kadınlar toplanmışlar, ağlamaya başlamışlar. Bunun üzerine ona Hazreti Ömer de kalkmış. Hazreti Ömer biliyorsunuz dinde hiç taviz vermez. Bu katı hak taraftarı olması sebebiyle şeytan bile sokağın başında Hazreti Ömer'i gördü mü kaçarmış sokaktan. Onun hışmına vuramamak için. Hemen kadınlar böyle cenazenin arkasından ağlamaya başlamışlar. Hemen kalkmış onlara bağırarak susun diye. Efendimiz diyor ki dahunne ya Eba Ömer yebkine ve iyyakun. Ey Ömer bırak onları ağlasınlar. Siz de ey kadınlar, ey kadınlar siz de şu durumunuzu planlayın. Evet, Ahmed İbn Hanbel Nesai'nin, İbn Mace'nin Hakim-i Müstedrek'inde Ebu Hureyre'den nakleden hadis-i şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte böyle Ehl-i Beyt'inden birisi vefat edince kadınlar toplandılar ve Ömer kalktı onları yasakladı. Yasaklamak istedi ve onları tard etti, kovdu. Ağlamayın, bağırmayın dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem da'hunne ya Ömer. Ey Ömer bırak onları. Ağlasınlar. Fe innel ayne dami'atun vel kablu musab. Çünkü kalp bir sıkıntıya, üzüntüye uğradığı zaman gözden yaş akar. Vel ahdu karib. Onların ağladıkları olay da hemen yakın, yeni vefat etmiş. O vefat edenin acısı sebebiyle gözlerinden yaşlar akmış. Öyle diyor. Kalp mahzun olunca, kalp böyle üzüntülü olunca gözden yaş akar Ömer. Bırak onları buyurmuş. Hazreti Ömer'i geriye döndürmüş. Evet. Yani aynen okuyorum. Cevat Hoca uyduruyor demeyin. La haraca aleyhinne fil bükâi bi gayr nevhin. Evet. Bağırıp çağırmadan, üstünü başını yırtıp parçalamadan, saçını yolmadan böyle ağlamakta bir şeyi yok. Güçlük yok. Onlara bir yasak yok. Bırak onları. Ağlasınlar. Olayın etkisiyle kalmışlar ama bağırarak, çağırarak saçını başını yolarak, elbisesini parçalayarak olmaz buyurmuş Peygamberimiz. Kadınlara da bunu söylemiş. Evet, böyle bir acıtıcı, hüzün verici, üzüntü verici bir olay vukua geldiğinde kalpte bir eser bırakır, üzüntü bırakır. Bu da, bu üzüntü de insanın gözünden yaş akmasına sebep olur. Evet, ama bu ağlamak caiz. Hatta ağlamak merhamet eseridir. Ağlamayan adam taş kalpli, sert kalpli adamdır. İyi, taş kalpli adamda Kur'an'da da var, dualarda var. Katı kalplerimizi yumuşat ya Rabbi diye dua ederiz biz. Merhametli adamın gözünden yaş akar. Güzel bir şeydir ama bunun da bir ölçüsü var. Ölünün arkasından ağıt yapmak. Onu övücü sözlerle böyle ağlamak, niyaha
bunlar yasaktır. Dinde haramdır. Lanet sebebidir. Aynı zamanda ölüye de azap sebebidir. Evet. Ölünün arkasından yakınlarının veya uzak kim olsa olsun böyle bir olaydan sonra ağlamak güzel, merhamet eseridir ama bu kadar. Bunun dışında üstünü başını yırtarak, saçını başını yolarak, bağrına yumruklar vurarak, yüksek sesle ağıtlar yaparak ağlamak haramdır. Ölüye de azap sebebidir. Şimdi arkasından işte memleketimizin en büyük alimi, en büyük adamı falan filan diye övüyorlar. Melekler gelir diyor, o zaman sen neymişsin diye azap ederler diyor. Hadis-i şerif böyle efendim. Biz size aktarıyoruz. Ölünün arkasından ağıt yakılmaz, sesli ağlanmaz, saç baş yolarak, dövünerek ağlanmaz. Buna çok önem vermemiz lazım. Adama eziyet ediyorsunuz. Sevdiğinizin alameti olur. Ağlıyorsunuz güya ama böyle dövünerek, ağıt yaparak, bağıra çağıra ağlamak haramdır ve lanet sebebidir ya da ve de ölüye azap sebebidir. Adama kötülük ediyorsunuz. Allah kimsenin başına bu zor durumları vermesin ama biz de kadere inanan insanlarız. Bir insanın ömrü bellidir. Uzamaz, eksilmez. Evet, sadaka ömrü uzatır, sıla-i rahim ömrü uzatır filan diye hadisler var da alimler diyorlar ki bu yani 50 senelik ömür 51 sene olur, 55 sene olur anlamına gelmez. Ya çok güzel, müreffeh, mutlu bir hayat verir ona Allah. Yani ölsem de gam yemem diye öyle bir hayat demektir o, uzamış olması. Bir adam 100 sene yaşasa bile hiç ömründe rahat görmemiş, hep sıkıntı içinde kıvranmış durmuş, buna hayat demezler. Ama adam 50 sene yaşamış, öyle diyor, ömsem de gam yemem, bütün şeylerim yerine geldi, çok mutluyum, huzurluyum. Aha işte bu anlamadır ömrün uzaması diyorlar. Öyle açıklama yapıyorlar. Evet, şimdi böyle ölünün arkasından bağıra çağıra, dövüne, çırpına ağlamak, arz ettiğim gibi tekrar ediyorum, dönüp dönüp, çünkü maalesef Allah razı olsun, Allah ecirlerini artırsın, Allah muzaffer etsin, dağların başında memleket hainlerine karşı askerlerimiz gece gündüz orada nöbet tutuyorlar ve bazen de o hainlerin tuzaklarına, bombalarına hedef oluyorlar, şehit oluyor. Onun memleketini gidiyorlar, işte anası, babası, kardeşi, neyse akrabası televizyonda gösteriyor onu. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, nara atıyorlar. Bunlar Müslümana yakışmaz. Hem ölene de eziyet sebebidir, dinen böyledir. Efendimiz onu diyor, İyyâkünne, ey kadınlar siz de bunları yapmayın. Ömer bırak ağlasınlar, göz, insan üzüntü olunca gözden yaş akar. Ama bu ağlama, bağıra çağıra, saç yolma şeklinde olursa bu yasak. İyyâkünne o demek. Siz de bırakın. Evet, ve ne'ike şeytani. Efendimizin tabiri, affedersiniz, şeytanın anırmasıdır diyor. Bu şeytanın anırmasından vazgeçin. Bundan da, bunu da yapmayın. Öyle diyor. Dediler ki, ya Resulallah, bu ne'ike şeytan ne demek? Ne'ike şeytan ne demek? فَاِنَّهُ مَهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ Evet, مِنْ غَيْرِ سِيَاهٍ وَلَا ضَرْبٍ خَدٍ Evet, başını gözünü vurmadan, göğsünü vurmadan, saçını başını yolmadan, elbisesini parçalamadan, bağırıp çağırmadan gözyaşıyla olursa bu kalptendir ve bu işte فَمِنَ اللّٰهِ وَمِنَ الرَّحْمَةِ merhamet eseri olan bir şeydir. Allah tarafından insanlara merhamet verilmiştir. Bu merhametin eseridir. Ama mehme kâne minel yed ama böyle bellisen femine şeytan. Başını vuruyor, yandım Allah, gözünü vuruyor, elbiseni parçalıyor falan, taputu vuruyor. Böyle olursa diyor, elden olursa, böyle kelimelerle olursa ve femine şeytan. Şeytan bu hareketten çok memnun olur. Çünkü rahmeti kovar, adama azap sebebidir. Halbuki mümine rahmet lazım, bereket lazım.
sen bu hareketinle ona eziyet sebep oluyorsun. Bu şeytandır. Şeytanın hoşuna gider. Bu şeytandandır. Sakın yapmayın. Evet. Sakın yapmayın. Ağlamak güzel, merhamet eseridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylemiş. Oğlu İbrahim evet doğmuş. Daha evvel bütün ilk çocuğu Kasım. Onun için Peygamberimizin künyesi Ebul Kasım. Ebul Kasım künyesini kimse kullanamaz, haramdır. Ama Kasım ismini oğlunuza verebilirsiniz. Peygamberimizin ilk çocuğu Kasım erkek ama ölmüş. Abdullah Tahir ölmüş. Ondan sonra kızları var. Müşrikler demişler ki ne olacak? Sonu yok, ebter bu adam. Zürriyet erkekten gelir biliyorsunuz. Ebter demişler. Onun üzerine inna atayna kel kevser fesalli rabbike venhar neşaniyeke vel ebter. Bu adamın sonu yok. Erkek mi lan bu filan diye. Efendimizle dalga geçenlere esas ebter onlardır Habibim. Biz sana Kevser'i verdik. Evet. Bu suresi nazil olmuş. Kendisi bu bağıra çağıra ağlamayı da yasaklamış. Böyle ölenler arkasından şimdi de hadis okuduk. Fakat işte herkes bu lafı edince o da insan. Peygamber ama da insan. İşte bu erkek çocuğu olmuyor. Erkek olsa erkek çocuğu olur falan diye takılırlarmış. Üzülürmüş. Derken işte İbrahim olmuş. Oğlu son şeyinden, hanımından. Mukavkısını ona verdiği hanımdan. Ondan sonra hemen Peygamberimiz çok sevinmiş. Ona Medine'nin serin semtinden yer tutmuş. Bir de bakıcı annesiyle beraber o bakıcıyla oraya göndermiş. İyi baksınlar oğlumu büyütsünler diye. Çünkü herkes sonu yok, oğlu yok, nesli tükendi. Söylüyor. Evet Allah on ayet indirmiş ama insan olarak üzülüyor. Çok sevinmiş derken bir süre sonra onun ölüm haberi gelmiş. Uçmuş Peygamberimiz o mahalleye. Koşmuş o İbrahim'in kucağında. Şimdi Medine-i Münevvere'de Cennetül Bakî'de kabri oradadır. Kucağını almış, o da vefat etmiş kucağında. Gözünden böyle yaşlar akmış. O da insan. Oradakiler demişler ki sen bizi ağlama diye yasakladın ama kendin ağlıyorsun. Ya Resulallah demişler. Ben size ağlamayın demedim. Ama bağıra çağıra, ağıtlar yakarak, dövünerek, saçları başları yolarak, elbiseleri yırtarak ağlaman dedim. Bu yasak dedim. Kalp mahzun olur, gözden yaş akar. Bu Allah'ın kanunudur. Allah'tan gelen bir şeydir, iyidir. Vallahi üzüntümü dağlara versem dağlar toz olur, dayanamaz diye söylemiş. Evet, şimdi biz de işte böyle şehit olmuş. Evet, parçasıdır evlat insanın. Üzülür tabii ama biz Müslümanız, kadere inanıyoruz. O adam o dağın başında o bomba basarak veya şu şekilde ölmeseydi, şehit olmasaydı aynı anda bir başka yerde ölecekti. Bu değişmez. El mukadder la yugayyar. Kader değişmez. Sen de buna inanırsın. Emmentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rasulü ve yevmil ahir ve bil kaderi. Kadere inandım diyorsun. Müslüman olmuşsun. Niye böyle isyan edercesine dövünüyorsun, taputu vuruyorsun. Niye öldün, niye öldün filan diye bağırıp çağırıyorsun. Evet, lanet sebebidir. Ve ölen adama da azap sebebidir diyor. Siz de vasiyet edeceksiniz. Ben ölürsem hanım, oğlum, kızım arkamdan bağıra çağıra ağlamayın. Aksi halde size azap sebebidir. Neden vazifeni yapmadın, terbiye etmedin diye hem de ölen adama azap sebebidir. Bu dinde böyle. İşte o hadisi okuyoruz şimdi, bu şekilde. Gözden yaş akar, bu iyidir. Katı kalpli değil, merhametli adam. Ama elle, saçla, başla yorak olan şeytandandır diyor. Güzel Peygamberimiz bu dinde yasaktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet.
Bu hadisi Ahmed İbn Hanbel, Abdullah İbn Abbas'tan naklediyorlar. Allah onlardan razı olsun. Buna çok önem vereceğiz. Herkes arkadaşına, yakınına, tabii başta ailesine, çocuklarına tembih edecek. Çok önemli. Televizyoncu ilgi çeksin diye çekiyor. Onun freni tutmuyor o anda. Acısı büyük, freni tutmuyor. En yakını onu hemen sus diyecek. Susmuyorsa alacak oradan götürecek. Ben bakıyorum, özür dilerim, ben de din adamıyım. Müftü orada, vaiz orada. Hiç müdahale etmiyorlar. Hanımefendi sus demiyorlar. Diyeceksin, dinde görev bu efendim. Bu hadis bu, benim sözüm değil. Müftü efendi, ağlama hanımefendi diyeceksin, beyefendi diyeceksin. Bağırma diyeceksin. Demiyor, orada duruyor. Onu da çekiyor. Şimdi ağlamasa öyle hal gelmiş ki. Ağlamasa vay vay ölüvesin diye bakıyormuş ya adama bak, şuna bak. Çok kötü bir şey. Biz kadere inanırız. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Yunus Emre öyle demiyor. Biz oyuz. Kadere inanmışız. Evet gözümüzden yaş akacak ama uslu uslu ağlayacağız. Böyle taşkınlık yapmayacağız. Çok kötü. Onun için üzerinde duruyorum. Siz de bunu en yakınlarınıza söyleyeceksiniz. Evet efendim. Ağlama böyle şeyle, bağıra çağıra, yüksek sesle, yırtınarak, işte yanağını, başını şörerek, üstünü şey ederek, saçlarını yorarak, bunlar buradan okuyorum. Şakkul ceyb ve katlu şar. Evet, tagyiru libas. Elbisesini yırtıyor, böyle atıyor filan. Bunlar kesinlikle yasaktır, haramdır. Efendimiz bunu söylemiş. Abdullah bin Abbas Hazretleri bize nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Da'ud dünya li ehliha. Men ahaze mined dünya fevke ma yekfihi ahaze hatfihi. Evet. Ahaze hatfehu ve huve la yeş'uru. Dünyayı ehline bırak. Dünyayı, dünya malını, dünyalık şeyini ehline bırak. Kim dünyayı kendine yetecek miktardan fazla alırsa ahaza hatbehu, helakini almış olur. Ve huve la yeş'uru, bilmeden, anlamadan, farkına varmadan aleyhine olan, helakine sebep olan şeyi almış olur. Evet. Dünyayı ehline bırak. Yetecek karar olanları al. Evet. Böylece para, para, mal, mal, mal diye ülkü oturup kalkan adam bunu bilmeli. Ona göre dengeli olmalı. Dengeli olmalı. Evet. Şimdi bir insanın kendini besleyecek, kendini ayakta tutacak kadar yemesi, içmesi, giyinmesi, kuşanması, barınması için lazım gelen parayı kazanmak üzere çalışması farz-ı ayındır. Dilenmek haramdır. Züldür, zillettir, yasaktır. Keza evlenmişse ailesini, çoluk çocuğunu besleyecek kadar para kazanması, çalışması farz-ı ayındır. Evet, annesi babası fakirse, muhtaçsa, dedesi ninesi fakirse, muhtaçsa, keza oğlu, oğlunun oğlu, kızı, kızının kızı, yani usul ve furu muhtaçsalar onlara bakmak zorundadır. Bunun için de çalışıp kazanmak iyidir. Bunun dışındaki akrabalara, kardeşine, amcasına, dayısına, akrabalarına yardım edeyim diye çalışıp kazanmak menduptur, mesnundur. Peygamber teşvik etmiştir. Sıla-i rahim dinimizde asıldır. Onlara sıla-i rahim, nasılsın, iyi misin demek değil. O en son yapılacak şey. Cebinde para yoksa cebine para koyacaksın. Açıksa açıksa onu giydireceksin. Evi, barınağı yoksa ev alacaksın. Esas sıla-i rahim bu. Bunlar teşvik edilmiştir. Şimdi zaten hadisleri de okuyacağız. Evet, fazladan
ihtiyacın, yani kendinin ihtiyacından fazla. Annen baban ihtiyacı yok. Gene çalışmayı böyle bir cami yaptırayım, hastane yaptırayım, okul yaptırayım, şu köyde su yok, su indireyim gibi maksatlarla çalışmak da teşvik edilmiştir. Ama bir numara zengin ben olayım, benden büyük yok. Maç, şey, takım tutar gibi. Bu maksatla zengin olmak öyle diyor bak. Helakine sebep olacak şeyi almıştır. Hesabı var bunun, hesabı. Nereden kazandın, nereye verdin diyecekler. Nereden kazandın, yere. Abdurrahman'ın Rauf, bu cami daha evvel de söyledim. Bakın burada Ömer, Ebu Bekir, Osman Ali diye yazar. Bütün camilerimizde var. Aşere-i mübeşşeredir bunlar. Abdurrahman'ın Rauf aşere-i mübeşşeredendir. Dünyada cennetlikle müjdelenenlerdendir. Ama çok zengin adammış. Çok zengin adammış. Peygamber bir sefere çıkacağı zaman bütün malını verirmiş. Kafası çalışıyor, tekrar zengin olurmuş. İstediği zaman gene verirmiş. Bu yasak değil. Bu iyi ama. İyi ama. Diyor ki, cennete girecek sahabilerden çok sonra girecek Abdurrahman diyor. Çünkü bu sürü kazanmış, yerine vermiş, tamam da nereden kazandın, nereye verdin diye hesap kitap görüyor. Öteki adam kuruşu yok, güzel de Müslüman, yanlış işler yapmamış, Allah'ın emrini çiğnememiş. Bakıyorlar bir şey yok, geç diyecekler. Ama öteki dur bakalım, nereden kazandın, nereye verdin, hesap kitap görülecek. Onun için en son girecek. Bir kez Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesi okuyormuş. Bu Abdurrahman Rauf iyi mal getirilmiş, kaliteli mal getirmiş ve ucuza satarmış. Hutbe okurken onun kervanının çan sesleri, kervanda çan oluyor. Onun sesleri duyulmuş camiden, Şam'dan gelmiş Medine'ye. Millet hutbeyi bırakıvermiş Peygamberimizi. Koşmuşlar, kaliteli mal alalım, ucuz mal alalım, kalmaz diye hutbeyi bırakmışlar, koşmuşlar. Biliyorsunuz Peygamberimizin evleri, odaları da, hanımlarımız, analarımızın odaları da Mescid-i Nebevi'nin arkasında, bitişinde. Ayşe anamız görmüş bunu. Hutbeyi bırakmışlar, millet mal almaya girmiş. Bu olay olacak ki bunun hükmünü öğreneceğiz. Sahabeye taş atmak yok. Bu olay olacak ki bu işin yanlış olduğunu öğreneceğiz. Öyle diyor. Ve terakuke kaime habibim, seni hutbede yalnız ayakta bıraktılar. Kimse kalmadı camide. Kınıyor Allah onları. O zaman Ayşe anamız radıyallahu anh validemiz demiş ki, ha Resulullah'tan işittim. Abdurrahman en son girecek cennete. Cennete gireceklerin en son girecek sahabemden. Demişti, anladım diyor. Hutbeyi bile diyor bıraktırdı diyor. En iyisi bile böyle hesap verecek. Tabii cennete girdikten sonra makam yükselecek. Çünkü cami yaptırmış, han hamam yaptırmış. Ama bir o hesapta inceden inceye hesap verecek. Eğer yanlış iş yaptıysa helakine sebep olur diyor. Dünyalığı dikkat edin. Buna göre kazanın. Buna göre dünyayı heves edin. Öyle rastgele peşinde koşmayın. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, şimdi güzel peygamberimiz senin gibi böyle lüküs halıların üstünde namaz kılmadı. Altımızda kalorifer de var, sıcacık, oh kaymak gibi. Lamba da var, ne güzel elektrik, aydınlık, bunlar yoktu. Kumun üstünde namaz kıldı güzel peygamberimiz. 69'da da bahçesi kumdu hala. Evet, hala kumdu. Böyle sahabeye sizin burada dinin hükümlerini öğrenmeye geldiğiniz gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de namazlardan sonra uygun olan zamanlarda çıkarmış, böyle önlerine konuşurmuş. Şu haram, şu helal, öğretiyor dini. Evet. Böyle şey yaparlarken kalabalık, bir çöl bedevisi gelmiş. O da Peygamberimizden bir şey isteyecek, bir şey soracak. Müslüman yani. Ama tahsili yok, görgüsü yok. Çölde
Koyun gidiyor, deve gidiyor, onunla meşgul. Evet, bana sıra geç gelecek diye. O kumya içerisi, arkasını dönmüş, şarıl şarıl işemeye başlamış. Hemen koşmuşlar, cami işenir mi yahu? Dövmeye, dişlerini sıkmışlar, dövmeye kalmışlar. Peygamberimiz temahhalu, durun demiş, geri durun, geri durun. Adam nasıl kessin ya, başladı bir kere. Adam ama bunu görmüş, adamların dişini sıkarak dövmeye geldiklerini görmüş sahabilerin. Efendimizin de bırakın, geri durun dediğini de görmüş. İşini bitirmiş, gel bakalım evlat demiş, gel bakalım. Şimdi o hadisi okuyorum. De'uhu, onu bırakın, onu bırakın, işini görsün. Nasıl bir kestin adam? Evet, ondan sonra fehriku ala bevlihi seclen, bir kova dolu dolu bir kovayı getirin, işediği yere dökün demiş Efendimiz. Ondan sonra da şöyle buyurmuş. Evet, ala evet seclen min ma'in, bir kova dolusu, koca dolu kova su dökün. Fe innema yu'istum müyessirine ve lem tub'asu müessirine, siz kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil. Adam bilmiyor, çölde tahsili yok, görgüsü yok. Bak, camiye gelmiş Müslüman adam. Evet, zaten arkasında diyor ki o diyor o diyor cennetlik diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bırak adamı dövmeyin diyor. Ondan sonra onu çağırmış, evlat demiş, burası camidir, mescittir. Burada işenmez, kaka edilmez. Burada ekmek yenmez, su içilmez, uyunmaz. Burası ibadet yeridir, zikri yeridir, istiğfar yeridir, tesbih yeridir, tehlil yeridir, tevhid yeridir. Burası ona mahsustur. Bir daha demiş böyle yapma. İyi ki sen vardın demiş, yoksa sen olmasan beni döveceklerdi demiş o zat da. Evet, şimdi biz de bunları duyuruyoruz. Buradan cami adamına gireceğiz. Efendim, duymuyor, okumuyor. Allah razı olsun, camiye geliyor buraya. Büyüklerimizi ziyarete geliyor. Müslüman adam, hoş, güzel. Camiye peygamberimiz buyurun, burada çocuk oynuyor, buyurun. Koşuyor, burası harman yeri değil ki, cami burası. Ama çocuk, masum çocuk. Buranın cami olduğunu bilmeyecek kadar küçük. Efendimiz öyle diyor. Cennibü sıbyaneküm ve mecanineküm anil mesacit. Camilerden diyor, sabi çocukları, mümeyyiz olmayan sabi çocukları ve delileri uzak tutun diyor. Cami oldu bilmez ki, işte buraya koşarken işer. Bağırır çağırır. Oyun yeri mi burası ya? İbadet yerisi. Tabii orada düşerken gördüğüm manzarayı arz ediyorum. Koşarken düşüyor, bağırıyor. Acıyor çünkü yere düşüyor. Bizim namaz nereye gidiyor? Karşısının kafası o çocuğun sesine takılıyor. Evet, camide bunlar olmaz. Bir, tabi çocukları getirmeyeceksiniz. Mümeyyiz çocukları getireceksiniz. Yani eline para vereceksiniz. Şunu, 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 şunu al gel. Karıştırmadan bakkaldan aldı geldi mi mümeyyizdir. Onu camiye getirin, alıştırın. Farz değil ona namaz. Caminin cami olduğunu söyleyin. Burada şunları olmaz, bunları olmaz deyin. Namaza alıştırın. İki, yatak odasını ayırın. Kız kardeşinle ayırın. Aynı yatakta yatırmayın. Mümeyyiz olmanın hükümleri var. Evet, mümeyyiz olmadan getirmeyin diyor Peygamberimiz. Ama şimdi gördüm ben namazda, safta, ufacık çocuklar. Buraya gezdiye gelmiş, namaza gelmiş, güzel, Allah razı olsun. Çok da mümeyyiz olsa bile çocuk, mümeyyiz olsa bile Efendimizin kanunu bu efendim. Bu benim uydurmam değil. Önce mükellef erkekler. Hep söylüyorum ama gene de bildiğin şaşıyor, yapıyor herkes. İmamın arkasında, imam abdesti bozulup namazı bir şey olduğu zaman, mesela elinde olmadan abdesti bozulsa, bir yeri kanasa, yerlese elinde olmadan, iradeli değil, Allah diyor ki amellerinizi iptal etmeyin, tamamlayın. Namazın başlangıcı tekbirdir, bitimi selamdır. Böyle namaz kılınır, Allah'ın emri bu.
arada benim abdestim bozuldu diye istemeden bozulduğu takdirde namazı bırakamaz. وَلَا تُبْتِلُوا عَمَالَكُمْ Amellerinizi iptal etmeyin. Ya arkasındaki adam bilgili olacak, imamlık yapacak, bilgi olacak bir iki kişi onu hiç konuşmadan usulca çekecek yerine o namazı kaldığı yerden devam edecek. Kanun bu. Onun için en iyi fıkıh bilen cemaatine geliyor delikanlı. Bakıyorum ben iyi güzel namaz kılmaya hevesli. Alnından öperim ama imamlık yapacak kapasitede misin arkadaşım? Yok. O zaman iki üç kişiyi imamlık yapacak adama bırak. Ondan sonra birinci safı doldur. En çok sevap birinci safta olanlara verilir. Sonra iki, sonra üç, sonra dört. Ondan sonra çocuklar diyor Peygamberimiz. Peygamberin kanunu bu beyefendi. Birinci safa çocuğu almış yanına durmuş. Şimdi gördüm. İkinci safta yine birisi almış çocuğu koymuş yanına. Güzel kardeşim dini öğren. Evet, Efendimizin sünnetini çiğniyorsun. Sünneti küçümsemek felaket sebebidir. Arapların başına gelen sebep budur. Sünnete önem vermiyorlar. Daha cuma günü Fatih Camisi'nde yanımdaki adam yani sinir oldum. Herkes bizim memleketimizde sünnetleri kılarız değil mi efendim? Atalarımız böyle anneanne haline getirmiş. Sanki mecburmuş gibi cumadan evvel 4 rekat sünnet kılarız. Cumadan sonra 4 rekat sünnet kılarız. Sûre-i Hayr kılarız. Son 2 rekat vaktin sünnetini kılarız. Oturdu oraya. Yerini söylemeyeyim. Arap'tı yani. Sünnet kılmadı. Böyle oturdu. Çok canım sıkıldı. Peygamber sünnetine önem vermeyen adam başına işte böyle bela gelir. Peygamber sünnetini çok önemseyeceksiniz. Allah kainatı onun hürmetine yarattı. Kim Resulullah'a çok bağlı olursa aziz olur. Başı arşa değer. Yükselir. Fatih olur. Devir açar. Kanuni olur. Dünya emir verir. Bunlar öyle adamlardı. Öyle adamlardı. Yükselmenin sırrı bu. Ama adam oturdu, sünneti kılmadı. Hasta filan da değil, genç adam ya. Yani çok önemli bu. Aman, aman ha, peygamber sünnetlerini çok önemseyin. Sünnetteyim bu demeyin. Onun için bak, çocukları arkaya koyun. Peygamberin bir emridir, sünnettir. Niye uymuyorsun beyefendi? Niye uymuyorsun? Geliyor çocuklar araya koyuyor. Hatta bir keresinde şuraya getirdi. Hocaya dedim ya söyle şuna. Hocam sen söyle dedi. Arap'a söyledik. Niye dedi? Bir de yani horozlanıyor. Çocuk ya bu dedim. Kaybolur dedi. Arkaya git dedim. Kaybolur. Kaybolur sen de git oraya dedim. Sen de git oraya. Başını dur. Çocuğu getiriyorsanız mümeyyiz bile olsa peygamberimizin kanunu bu. En arkaya duracak o. Veya en uca duracak. Araya girmeyecek. Çünkü mükellef değil. Orası boş. Halbuki safları sık tutun. Düzgün tutun. Allah'ın rahmeti üzerinize yağsın diyor peygamber. Böyle yaparsan yağıyor ya. Sen böyle arada boşluk bırakırsan olmuyor işte. Namazın tadını bulamıyorsun. Hedefe ulaşılmıyor. Efendim bilmiyor. Bilmemek mazeret değil. Neden öğrenmedin diye hesap soracaklar. Maalesef. Maalesef bir şey daha söyleyeceğim yani. Ben de hocayım. Cenaze geliyor. Ve me arsennâke illâ rahmetil âlemin. Hoca tesbih duası ne oluyor? Cenazeyi acele etmek peygamberin emri ya. Cenaze tesbih duası yapmıyorlar. Adet yavsan kanunmuş ki bütün camilerde. Ondan sonra gidiyor yarım saat nutuk çekiyor orada cenaze imamı. O var mı? Peygamber sünnetinde böyle nutuk var mı? Tesbih çektirmiyor orada nutuk çekiyor. Peygamber sünnetine uyacaksın. Tesbihi çekeceksin. Bu ölü akşam ölmüş. Öğleye kadar bekletmişler. Niye sabahtan gömmedin? Peygamber öyle diyor. Acele edin diyor. İyi de neden? İyiyse gitsin cennete. Cennet gibi yer var mı? Bekletmeyin diyor. Mahrum etmeyin diyor. Çabuk gitsin. Kötüyse çabuk aramızdan ayırın diyor. Başınıza lanet yağar çünkü diyor. Onun için acele edin diyor. Gece ölmüş bekletiyorlar ama tesbih duasını kaybediyor. Hoca orada gidip yarım saat nutuk çekiyor. Yanlış efendim.
Yanlış. 3 dakika sürüyor ya tesbih duası. 3 dakika yani. Yarım gün beklemiş 3 dakika. Ya etme hocam ya. Etmeyin. Siz de böyle tesbihinizi sakın eksik etmeyin. Namazdan sonra acele işiniz var mesela. Namazı kıldınız. Yolda tesbihinizi çekin. 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Vahdehu'l-la, 100. Deniz köpüğü kadar günahınız olsa silinir diyor Efendimiz. Niye kaybediyorsun bunu ya? Bu müjdeyi niye kaçırıyorsun be yahu? Yolda çek, olur. Yolda çek, arabanda çek. İhmal etme. İhmal etme. Böyle müjdeler var. Evet, camiye gelme husulü de böyle sabi çocukları sokmayın. İşiyor, gözümle gördüm. İşiyor, bağırıyor, düşüyor. Huzuru kaçırıyor. Bilmiyor ki cami oldu, masum çocuk. Mümeyyiz çocukları getireceksiniz, alışsın diye. Bu göreviniz. Ama o da arkada duracak veya kaybolur filan diyorsan kenarda duracak. Yanında sen duracaksın, arkadan mı? Saf arasında değil. Yani bu cami adabını görüyorsunuz ya, gelmiş işemiş, durun demiş, durun. Ben de öğretiyorum size. Defol lan demiyorum. Burada söylüyorum, hadisi size duyuruyorum. Niye katledin bu çocuğu demiyorum. Herkesin içinde onu mahcup etmiyorum. Neden? Siz kolaylaştırıcılarsınız, güçleştirici değilsiniz. Bırakın dövmeyin demiş Efendimiz. Adam bilmiyor demiş, öğretin. Evet, biz de öğretiyoruz. Efendimiz sözlerini aktarıyoruz. Bunu en güzel şekilde kardeşlerimize açıklayın. Lütfen bu Efendimiz'in sünnetlerini çiğnemeyi bıraktırın. Önem verelim. Basit zannetmeyin. Sünnet çok önemli. Evet, burada da onu gördük. Efendim, cami adabına uymak lazım. Şimdi buradan tabii hareketle evet, bazı hükümler de söyleyeceğiz. Biliyorsunuz su bulamadığımız zaman su bulamadınız. Yakın yerde de su yok. Yakın yerde de su yok. Ne yapacağız? Namaz geçmeyecek. Toprağa teyemmüme niyet edeceğiz. Bir darp yapacağız. Efendim, yüzümüzü yıkayacağız. Böyle. Bir darp yapacağız, kollarımızı yıkayacağız. Teyemmüm abdest yerini tutar. Su bulamadığımız zaman bu teyemmüm temiz toprakta olur. Kur'an'da ayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emirleri var. Şimdi o sahabi işedi ya oraya. Caminin işedi ya, orada namaz kılınacak. Ha, ne hükümler çıkıyor bak. Oranın toprağını götürün dışarı atın dememiş. Dikkat ediyor musunuz? Buradan hükümler çıkıyor. Bir arazide işedi hayvan, şu bu. Hepsinin sidiği pis. Hani bir şey de var. Masum çocukların sidiği temizdir diye anneler. Yok 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 yok. Çocuk sidiği küçük kucakta emzirirken dahi pistir, necistir. İşetmeyeceksin. Namaz kıldığın yer temiz olacak. Elbisen temiz olacak. Üstüne işediyse o elbiseyi yıkayacaksın. Halıya işediyse yıkayacaksın. Araziye işedi çocuk veya hayvan. O kurursa orada namaz kılınabilir. Peygamber o toprağı attırmadı çünkü bakın. Ama yıkarsanız en güzel olur. Onun için bol kocaman kovayla su döktürmüş Peygamberimiz. Kum zaten aşağısı o pislikleri derinlere indirmiş. Ama kurursa mesela koyun pisliği var. Çayırda namaz kılacaksınız. Kurumuş namaz kılabilirsiniz. Fakat teyemmüm edemezsiniz. Eğer orada kurup hayvan koyun pisliği görseniz kurumuş. Yani yapsanız hiç elinize pislik bulaşmıyor. Orada namaz kılınabilir ama teyemmüm yapılamaz. Hayvanın işediği yer biliyorsunuz kurudu. Orada namaz kılabilirsiniz üstünde ama teyemmüm yapamazsınız. Teyemmüm temiz toprak üzerine olur. Toprak cinsinden işte bu boyaya olmaz. Mesela buna olur çünkü mermer taş toprak cinsinden. Tuğlaya olur. Duvarda yağlı boya var olmaz. Boya çünkü toprak cinsinden değil. Toprağın üstünde çok toz var. Şöyle sürdün mü parmak izleri çıkıyor. Ha buraya da olur. Çok tozlu. Böyle oda varsa yani duvar varsa. Evet, toprak cinsinden onlara teyemmüm olur. Teyemmüm ancak temiz
hiç kirlenmemiş şey olabilir. Fakat kurumuş böyle işte Efendimiz bu toprağı götürün mescidinize atın demedi. Oradan çıkarıyoruz. Kurumuşsa üstünde namaz kılınabilir. İlla orada kılın demiyorum. Yani kılınırsa namaz caiz. Bu olaydan bu hükümler de çıkmış. Şimdi bu şeyden adamın kim olduğuna dair de bilgiler var. Akra bin Habis diye bir sahabi var. Çöl adamı, sert adam. Ama sağlam Müslüman. Peygamberi çok bağlı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdayken Hazreti Hasan Hüseyin geliyormuş. Omuzuna biniyorlarmış. Kulağını asılıyor. Çocuk yahu. Efendimiz onları hiç itmiyormuş. Onu kucağına alıp iniyormuş. Kucağına alıp kalkıyormuş. Bir keresinde Efendimizin yanına gelmiş Hasan Hüseyin, kucağına atlamışlar. O da kucağına almış, diye kokluya kokluya öpmüş. Akra bin Habis de görmüş bunu. Ya Resulallah, sana yakıştıramadım demiş. Neyi yakıştıramadın demiş. Erkek adam çocuğu kucağına alır mı yahu demiş. Erkek adam çocuğu öper mi yahu demiş. Erkeklikten sayıyor bakın. Bu çöl bedevesi bu. Bu Akra bin Habis bu. Demiş Allah senin kalbinden demiş merhameti şefkati aldıysa ben ne yapayım demiş peygamberimiz de. Evet, çocuğu öpmek şefkat merhamet eseridir ve şefkat merhamet aşılar çocuğa. Sünnettir. Cennet kokusu vardır. Öpün çocukları diyor. Çocuğa da merhamet şefkat bulasın. Ama o çöl bu Akra bin Habis sakın kötü düşünmeyin. Böyle deyince tamam demiş. O kadar da bağlı peygamberimize. Ama bilmediği için erkekliğe sığmaz diyor. Olur mu? Erkekliğin ne ilgisi var çocuk sevmenin? Bu Allah ondan razı olsun. Şefaatini bizim ailesin inşallah. Güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor bir başka hadisinde. Evet. Bu şimdi arz ettiğim olayı Ebu Davud, Nesai, Ahmed bin Hanbel, Buhari, Ebu Hureyre'den naklemiş. Onu da arz ediyorum. İkinci hadis. Efendimiz buyuruyor ki: "Dünallahu Teala." Evet. "Seb'un elf hicab min nurin ve zulme." Allahu Teala'nın yanında. Şimdi yanında deyince kafayı karıştırmayın. Benim yanımda ne var? İşte bu var. Bu manada yanında değil, manevi yanında. Allah'ın benim bir mekanı yok, zamanı yok. Zamana sığmaz, mekana sığmaz. O bizim için, yaratılanlar için o. Allah'ın yanında deyince sanki dibinde oturuyormuş gibi anlamayın. Manevi yanında, Allah'ın manevi etrafında, yanında 70 bin hicab min nurin ve zulme. Nur ve karanlıktan 70 bin perde vardır. Allah'ın kendini göremezsiniz. Öyle diyor. 70 bin perde. Öyle perdeler ki feme min nefsin tesma'u şey'en min hissi tilkel hucub. Bu perdelerden bir şey ulaşsa, bir adam duysa, ona ulaşsa illa zehekat, mahvolur diyor, yok olur diyor, dayanamaz. Allah'ın etrafındaki bu şeylerden birisi böyle size gelse yanarsınız, yok olursunuz. Evet, ama bu işler işte böyle, kanun bu. Allah'ı şekle sokmayacaksınız. Şuna benziyor, buna yo. Allah yaratıklarda hiçbir şeye benzemez. Muhalefetül lil havadis onun sıfatlarındandır. Hristiyanlar Allah'ı işte putperestler Allah'ı taşa benzetiyorlar. Onlar da artıya benzettiler. Böyle yapıyor, tapıyor. Olmaz olmaz. Kesinlikle yanlış. Allah şekle sığmaz. Hayalinize ne gelirse şekil olarak Allah o değil. Ve Allah'ın etrafını işte böyle 70 bin perde, nurdan, zulmetten perde sarmıştır. Ona yaklaşsanız yok olursunuz diyor. Evet. Güneşin yanına yaklaşabiliyorlar mı? Güneşe varabiliyorlar mı?
onun ışığı, onun harareti yanaştırmıyor. Yani anlayasınız, böyle nur, böyle zor, böyle bir perdelerle perdelenmiştir. Onu biz inşallah Allah nasip eder cennete gireriz. İnşallah. Orada cuma günleri Allah kendisi Kur'an okuyacak diyor Peygamberimiz. Hadis var. Kur'an'ı kendisi okuyacak. Nasıl? Bilmiyoruz. Gidelim görelim. Burada bilemeyiz. Burada sığmıyor şeylere. Evet ama Miraç'ta Sidre-i Münteha'ya Cebrail Aleyhisselam varmış. Demiş kardeşim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Benimki buraya kadar. Bundan ötesine yaratılan hiçbir şey gidemez. Ancak sana izin var. Güle güle demiş. Ayrılmış. Peygamberimiz Allah Zülcelal Hazretleri'nin huzuruna varmış. Allah Zülcelal Hazretleri ona Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu diye hitap etmiş. Dikkat edin. Arapça Esselamu aleyke sana söylermez. Sana selam olsun. Karşındakine denir. Yani Allah'la karşı karşıya. Halbuki şimdi 70 bin hicap var dedi. Yaklaşsanız yok olursunuz dedi. Ama hitap Esselamu aleyke sana diyor. Peygamberimiz o zaman yine bizi düşünmüş. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ya Rabbi yalnız bana değil, bana gönül verenlere de selam olsun. Bizi düşünmüş. Bu Ali Cenaplığı gören mukarreb melekler seyrediyorlar, yanaşamıyorlar oraya. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Biz de bunu hatırasını ettehiyyatı okurken her namazda okuyoruz. Efendim, şimdi bakıyoruz Hazreti Ömer'e. Evet, ben diyor görmedim Allah'a namaz kılmam diyor. Allah Allah. Peygamber de böyle söylüyor. Bunları bizim kafamız çalışmaz. İnşallah cennete gidelim. Hazreti Ömer'in elini öpelim. Sen böyle dediydin diye soralım nasıl gördüğünü. Bir yalnız Ömer değil, başkaları da söylüyor. Evet, başkaları da söylüyor. Bunlar bizim sıradan biz müminlerin işi değil. Ama bizim ehl-i sünnet itikadımız Allah şekle sığmaz, zamana sığmaz, mekana sığmaz. Hatır hayali gelen her şey Allah değil. Onu burada ifade ediyor. O makamlara ulaşanlar bunları gördük diyorlar, duyduk diyorlar. Artık onu orada onlara soracağız. Evet, bu hadis-i şerifi Tabarani Abdullah bin Amr bin As'tan evet naklediyorlar. Dinarun altın, eskiden kağıt para yoktu, banknot yoktu. Gümüş altın paraydı alım satımlarda. Dinarun altın, evet. Enfaktabu fi sebilillah, Allah yolunda harcadığın altın vardır. Ve dinarun enfaktabu fi rakabe, bir köleyi azat etmek için harcadığın altın vardır. Ve dinarun tasaddakta bihi ala miskin, hiçbir şey olmayan garip bir Müslümana, miskine harcadığın altın vardır. Ve dinarun enfaktahu ala ehlik, karına, oğluna, kızına harcadığın altın para vardır. Azamuha ecran elledi enfaktahu ala ehlik, bunların en üstünü, en çok sevaplısı karına, oğluna, kızına, akrabana harcadığın paradır. Demin de söyledik. Bir insan evlendikten sonra karısına bakmak yükümlülüğündedir. Evet. Ve alel mevludi rizkuhunne ve kisvetunne bi ma'ruf, bil ma'ruf. Ma'ruf üzere giydirme, kuşatma kocaya aittir. Kocaya aittir. Allah'ın kanunu bu. Peygamber de onu söylüyor.
en hayırlı, en çok sevap kazanan para budur. Cimrilik etme. Paran varsa iyi giydir, iyi yedir, iyi evde oturt, iyi arabaya bindir, iyi okut. Cimrilik etme. Senin durumuna göre daha iyisini yapabilecekken bunu engel yapma. Evet, çocuklarına da kısma, cimri olma. Bunlar israf değil. İsraf, ona verdiğinin artanını kullanabilecekken çöpe atmak. İsraf budur. Hani şimdi misafir geliyor. Misafiri memnun etmek güzel bir şeydir. Sen zengin adamsın. Kebap yedir yahu. Gelen Müslümana, insana kebap yedir kardeşim. Bazı adamlar yazıyor. Ona kebap yedireceğine kuru ekmek yedir de bilmem nereye. Yo 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 yo. Peygamberin sünneti var. Evet, düğün yemeği ver. 1000 kişilik düğün yemeğine ne gerek var efendim? Var efendim. Dinin emri böyle. Düğün yapacaksın. Gücün kadar adam çağıracaksın. Kendi gücüne göre de güzel, kaliteli yemek yedireceksin. Bu israf değil. Müminler toplanacak, kaynaşacak. Müminlerin bir araya gelmesinde Allah'ın rahmeti yağacak o topluluğa. Evlenme teşvik edilecek. Onun faydaları çok. O artan yemekleri şimdi adet çay içiyor, bir parmak bırakıyor. Bu israf. Yanlış. Suyun altında bırakıyor. İsraf. Yanlış. Yemek yiyor, davete gidiyor, otele gidiyor, hepsini alıyor. 2-3 parmak alıyor, bırakıyor. Çöpe atılıyor. İsraf haram. Bu haram. Yoksa düğün yemeğini, 1000 kişilik düğün yemeği haram değil. Bu peygamberin sünneti. Müslümanlar bir araya gelecek, tanışacaklar. Yıllardır, aylardır göremediğin arkadaşın düğünde görüyorsun. Güzel bir şey. O israf değil. O çöpe atılanlar israf. Gücüne göre çoluğun çocuğunu iyi giyindirmek, iyi yedirmek israf değil. İsraf değil. Bu dinimizin meşru şeyle, maruf şeyleridir. Bunları yap diyor. İşte arz ettiğimiz gibi mesela Allah yolunda dediği cihada, askere, orduya yardım kampanyası yapılmış, ver. Güzel bir şey. Evet. Kimsesiz fakirlere ver. Güzel bir şey. Evet. Köle azadına ver. Çok güzel bir şey. Akrabana ver. Güzel bir şey. Ama en başta görevin hanımın, oğlun, kızın. Oradan başlayacaksın. Şimdi Türkiye'de akrabada kardeşin var, yiyeceğine muhtaç. Gidiyor Afrika'ya yardım ediyor. En yakından başlayacaksın. En yakından başlayacaksın. Sistem bu efendim. Buradaki adam yemeğe muhtaç, oraya gönderme. Yok, önce sıla-i rahim yapacağız. Önce onları kalkındıracaksın. Önce ailene bakacaksın. En afdalı bu diyor bakın. Güzel peygamberimiz hayır yapmada da, evet, bir daha şurada hatırlatalım. O Afrika'ya, şuraya buraya gönderdiğiniz hayırları, o adamları bilmiyorum ne yapıyorlar. Kuralı söylüyorum. Zekat veriyorsanız, orada onlarla cami yapsalar zekatınız verilmemiş olur. Su indirseler verilmemiş olur. Yol, cami yapsalar verilmemiş olur. Zekat fakir Müslümanın hakkıdır. Oradaki fakir, ekmeksiz, susuz Müslümana, yavura da zekat verilmez. Onun eline vereceksin, temlik edeceksin zekat olması için. Bu kuralı biz değiştiremeyiz. Bu dinin kuralı. O da hayır değil. Hayır değil efendim. Hayır başka, zekat başka. Namaz başka, bir de gece kalkıp teheccüd namazı başka. Şu kıldığınız farz namaz başka. Mecbursun bunu kılmaya. Hesap sorulacak ama teheccüd kılmadın diye hesap yok. Kılarsan dünyadan kıymetli yükselirsin. Muazzam insan olursun. Teşvik edilir. Ama işte bunun gibi su indirmek güzel bir şey. Ama ne dedi bak peygamberimiz? Önce ailene dedi ya. Ehlike. En üstünü budur dedi. Sıra bu.
bu sıraya göre hayır edeceksin. Efendimizin şeysi, bizi uyarısı budur. Ona göre hareket edeceğiz. Evet, bu ailene verdiğin en önemlidir, en güzeldir, en çok sevaplı olanıdır. Bu hadis-i şerifi Peygamberimiz Dar-ı Kudni Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bize nakletmiş. Allah ondan razı olsun. Evet, şimdi bir de müjdeli hadis okuyalım. Zâka tamel imani. Şu adam imanın tadını tatmıştır. Evet. Zâka tamel imani. Evet, imanın tadını tatmıştır. Ve men lem yet'amhu. Evet. Men radiye billahi rabben. Evet. Kim böyle iman tadını tatmak istiyorsa, men radiye billahi rabben, Rab olarak Allah'a razı olan adam, Allah hes baki heves diyor. Başvuracağı tek kaynak Allah. Onu bir inanmış, öyle diyor. Allah var, öbürsü yok, yalan. Evet, kim Rabbini Allah olarak razı olmuş, kabul etmişse imanın tadını tatmıştır. Bir, iki, bu yetmez. Ve bil İslam dinen, din olarak da Müslüman olmuşsa, İslam'ı kabul etmişse imanın tadını tatmıştır. Bugün var mı bilmiyorum. Allah bir, İsa peygamber dese bile, Muhammed Resulullah demese kafirin önde gelenidir, ebedi cehennemdedir. Evet, kafirdir. İman kapısı Muhammed, la ilahe illallah, Muhammedin Resulullah kilidiyle açılıyor. Ondan girmeyene iman yok, kafirdir. Evet, İslam olacak, Müslüman olacak. Müslüman olmanın ilk adımı da la ilahe illallah, Muhammedin Resulullah. Allah ne emrettiyse başım üstüne, Muhammed Resulullah ne emrettiyse başım üstüne kabul edecek. Kabul edecek, bakın itiraz etmeyecek. Bin tane inanılacak emir olsa Allah ve peygamberden, 999'unu kabul etse bir adam, bir tanesi aklıma sığmıyor dese kafirdir vesselam. Bini de kabul edeceksin. Kabul etmiş ama yapmıyor, yapamıyor, tembelliğinden, itiraz ettiğinden değil, kabul etmediğinden değil, günahkardır, mümindir. Ama bu ne biçim değilse gitti. Şimdi bunlar çok yapılıyor maalesef. Tamam da ben kardeşim kimsenin hakkını yemiyorum, çocuklarımı da en iyi kullarda okutuyorum, en iyi şekilde giydiriyorum, kuşatıyorum, akşam bir arkadaş şarap içiyorum, neşem buluyorum, bunu niye günah olsun? Kafirin önde gelenidir. Çünkü Allah içkiyi haram kıldı. Feştenibuhu, derhal ondan vazgeçin dedi. Bir tanesini inkar etse kafir olur. İnanılır şeyleri toptan kabul edeceksin. Yapmamak tembellik, hesabını vereceksin ama müminsin. İman kapısından girebilirsin. Öbür tarafta Allah'ın affına uğrarsan cennete gidersin. Affına uğramazsan günahın kadar yanarsın, sonra cennete gidersin. İman olursa. Ama iman olmazsa boşuna kürek çekersin, hiçbir faydası yok. İşte onu diyor. Kim Allah'ı Rab olarak kabul eder, Müslümanlığı da kabul ederse o imanın tadını tatmıştır. Ve bi Muhammedin Resulen, Muhammed Aleyhisselam'ı da peygamber olarak kabul etmişse o Müslümandır, imanın tadını tatmıştır. Nebiyen şeklinde ifadesi de var. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teâlâ
vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah iman kelimemiz. Allah'a inandım, Allah'ın emirlerine de inandım. Peygamber'e inandım, peygamberin emrettiklerine de inandım. Yok, bunları benim aklım almıyor. Mümin olamaz. Müslüman, Allah'a ve Resulüne teslim olan adam demektir. Kabul edeceksin, yapamadın. Niçin yapamadın soracaklar. Ama kafir değilsin. Ama maalesef bu incelikleri şimdi kimse bilmiyor ve konuşuyor. Benim kimseye zararım yok ki. Bir kadeh her gün içiyorum işte yani. Niye günah olsun ki? Olmaz. İçiyor her gün. Allah affetsin diyor. O mümin ama öteki mümin değil. Böyle incelik onu diyor güzel peygamberimiz. İnanılacak şeylerin hiçbirisine itiraz etmeyeceğiz. Mümin kalmak istiyorsak kabul edeceğiz. Ondan sonra yapamadık. Allah affet beni diyeceğiz. Yol bu. Evet, bu hadis-i şerifi Ahmed İbn Hanbel, Müslim, Tirmizi, Abbas bin Abdülmuttalib radıyallahu anh'tan naklediyor. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bize nail eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum etubu ileyh. Fatiha-i şerife, mal besmele-i şerife, bismillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke-i şerif. Mal besmele-i şerife. Elem neşrah leke sadr-ı fevdana kimse. Rabbim ne var mı? On birer ihlas-ı şerif. Mal besmele-i şerife. Bismillah. Elem neşrah. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife, bismillah. Elhamdülillah. Üçer salavat-ı şerife. سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celileyi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine
cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, ehl-i ashab ve etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminat rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasaten kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz eserlerin yanındığı üstadlarımızın ervahına, eserinden yararlanmış Ahmet Ziyad Gümüşhanevi üstadlarının ervahına, burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu aziz vatanı bize hediye eden halen namusumuzu, canımızı, malımızı